Rojnev biraz önce bir haber paylaştı değerli izleyenler. Bir son dakika haberi. Ben haberi olduğu gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. KDP Türk Devleti'nin talimatıyla PKK'ya karşı savaş ilan ederek nerede bir PKK aracı görürseniz yakın ve ateş edin talimatı verdi. Şarpres'te yer alan habere göre KDP'ye bağlı Zerevani Komando Güçleri 2. Tabur Komutanı Tahir Sadık kendilerine bağlı tüm kurum ve şahıslara Zerevani Komando Güçleri Genel Komutanı Aziz Veysi imzalı bir talimat yayınladı. Talimatı da şu anda ekranda görüyorsunuz değerli izleyenler. Bu talimatın orijinali bir gazetede de bu manşet olarak yayınlanmış durumda. Bakalım ne yer alıyor bu talimatta? Habere göre ilgili talimatta şu cümleler kullanılmış. Nerede bir PKK gerillası görürseniz tereddüt etmeden ateş edin. PKK'li birilerini görürseniz teslim olmasını isteyin. Eğer teslim olmazlarsa onları ve araçlarını yakın ve ateş edin. Ayrıca ilgili talimatta uymayan peşmerge ve subayların cezalandırılacağı tehdidinde de bulunduğu yine bu talimatta yer alıyor. Şimdi değerli izleyenler, ben birazdan bir gazeteci arkadaş da alacağım. Bu konuyu biraz konuşacağız. Evet, yani ben şahsen bu haberi ilk duyduğumda belki fake haberdir dedim. Yani doğru olamaz dedim. Sonra sosyal medyaya baktım. Sonra Rojnev Mahreçli haber olduğu için Rojnev'e girdim. Hakikaten de Rojnev'in resmi internet sitesinde ve ayrıyeten belge yayınlanmış. Bu belgenin altına da baktığınız zaman zaten imzalı bu bahsedilen kişinin de imzası bulunuyor. Bu belgede, bu talimatta daha doğrusu belge derken bu talimatta hem imzalı hem resmi olarak ama Şarpres bunu manşete taşıdı. Değerli izleyenler, Güney Kürdistan hükümetine bağlı basının şu ana kadar sesi çıkmadı bu konuya. Herhangi buna karşı bir açıklamaları da yok. Şimdi yani bu bir şoktur aslında baktığınız zaman. Ben bu olayın neyle bağlantılı olduğunu kendi yorumumu katmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz değerli izleyenler, bu son dönemlerde Zap'ta Türk askerlerine yönelik çok inanılmaz operasyonlar gerçekleştirildi ve onlarca asker öldürüldü. Hatta en son operasyonda hatırlarsanız Türk askerleri KDP'lere fırça çekmişti. O basına yansıdı. Yani demişler ki efendim siz niye PKK gerillaları geldiği zaman bize ihbar etmediniz, bize bildirmediniz. Oysa ki onlar da görmemiş onları gerçi de. Zorluyorlar ve 3 gün önce Hakan Fidan Yeneke'yi uyarmıştı. Yeneke demişti eğer PKK'ya karşı tutumunuz değişmezse biz size karşı da farklı şekilde davranırız. Yani savaş açarız diye. Şimdi aynı zamanda Hakan Fidan işte İran mevkidaşıyla, Irak mevkidaşıyla görüştü. Yine Güney Kürdistan Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığı'yla falan görüştüler. Hatta 2 hafta önce saraya gittiler. Ben o zaman da demiştim yani bu iş öyle. Bu işin arkasında başka şeyler çıkacaktır diye. Ve Hakan Fidan nihayetinde 2 gün önce bizim Güney Kürdistan'la ilişkilerimiz iyidir, geliştirmek de istiyoruz diye zaten bir şeylerin olabileceğini açıklamışlardı. Bir hazırlık olduğunu biliyoruz ama bu kadar, bu derece bugüne kadar Türk devleti 40 yıldır PKK ile savaşıyor. Ben Türk Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir bildiri yayınladığını duymadım arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Siz Türkiye'nin bugüne kadar PKK'ye karşı böyle açık bir şekilde nerede bir PKK aracı ya da PKK'li görürseniz öldürün talimatı verdiğini ben bunu duymadım. Milli Güvenlik Kurulu bile ha şunu diyorlar. Dağda tek kişi kalana kadar mücadelemiz devam edecek diye. Ama hiçbir şekilde bugüne kadar Türk devleti gibi bir devlet dahi PKK ile savaşıyor yıllardır. Ona rağmen nerede bir PKK gerillası görürseniz tereddüt etmeden ateş edin ve eğer teslim olmazsa da onları yakın, araçlarını yakın falan filan diye. Ben şahsen böyle bir savaş ilanı hiçbir yerde görmedim. Umarım bu tehlikeli girişim, bu arada arkadaş da geldi ben...
Evet. Şimdi Mehmet Dereş'i alacağım. Mehmet Dereş'te bakalım yeni yeni haberler var mı? Mehmet hazırlanıyor bu arada yerini yapsın. Çünkü son dakika şey oldu. Ben de işin doğrusu onu hemen öyle son dakikada aldığım için bir bakalım Mehmet bize ne aktaracak. Mehmet merhaba hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar İyi dijital akşamlar medya. Sevbaş. Şimdi ya işin doğrusu ben ilk senin tweetini gördüm. Yani baktım bir tweet atmışsın ve dedim belki hani espri yapıyorsun ya da iyonu yapıyorsun. Açıkçası ben önce öyle gördüm. Sonra baktım ajanslara falan baktım. Sen Rojnev'si göstermiştin oraya baktım. Ve Rojnev'se baktım. Hakikaten de bu senin attığın başlık yani Rojnev'se aynı birebirdi. Çünkü inanmamıştım açık söyleyeyim. Dedim iyonu yapıyorsun belki bir yerde. Bu aslında ben demin söyledim. Yani Milli Güvenlik Kurulu Türkiye toplantı yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu savaş ilanı alıyor, kararı alıyor. Fakat bugüne kadar bu cümleler kadar net. Nerede bir PKK'li bulursanız vurun, ateş edin, öldürün diye. Hani diyorlar biz kökünü kazıyacağız, bilmem yok edeceğiz falan ama böyle bir cümle ben duymadım 40 yıldır. Seni de şok etti mi? Nedir durum? Yeni gelişmeler ne? Bu nereden çıktı böyle? Ya aslında ben sen de bahsettiğin tweet'i ben de ilk gördüğümde zaten Rogers'ın linkini de vermiştim. Yani ben direkt açtım. Direkt açtığımda iki isim gördüm. İşte bunlardan bir tanesi Aziz Veysi'dir. Yani şimdi aslında Aziz Veysi kendisi bir kontradır. Yani Aziz Veysi'nin ismini görünce artık ayrıntılara bakmaya, yeniden teyit etmeye hiç gerek de yoktu. Ama buna rağmen yine de açıp belgeye baktık, gösterilen kaynaklara da baktık. Baktık ki evet gerçekten öyledir. Şimdi bunun asas, bunu, birkaç gün önce böyle işaretler vardı. Neydi o işaretler? Bu işte gerillanın yapmış olduğu devrimci operasyondan bir gün sonra Türkiye'nin KDP'ye karşı çok öfkeli olduğunu, İşte bu yapılan devrimci operasyonu engelleyebileceğini, işte Türkiye'nin orada yemiş olduğu darbelerden bir nevi KDP'yi de sorumlu görüyordu. Bundan dolayı da oldukça öfkeliydi ve KDP'ye gönderilen üst düzey, Ankara'dan gönderilen üst düzey Türk yetkilileri direkt KDP'ye yani bu operasyon işte vermiş oldukları kayıpların nedenlerini onlar olarak gördüklerini aslında onlar bunu engelleyebilirlerdi şeklinde Evet. uyarılar vardı. Yani o günden bu yana mesela bakıyoruz ki işte ilginç gelişmeler oluyor. Nerede mesela ilginç gelişmeler? Örneğin İran'ın Hewlêr'e saldırısı gerçekleştirildi. Şimdi bu İran'ın saldırısına karşı KDP'nin tepkisine baktığımız zaman ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Mesela dikkat edersen Neşivan Barzani hala da bu Hewlêr'e yapılan İran'ın saldırısını kınamamış. Halen herhangi bir açıklama yapmamış Neşivan Barzani. Yine KDP'nin içerisinde bazı güçlere bakıyor. Sadece onlar şey diyor. Yine ilginç bir gelişme daha sana söyleyeyim. Mesela Hewlêr'de İran'ın saldırılarını kınamasına izin vermedi KDP ama aynı şeyde Doğu Kıbrıs'ta on binlerin katılımıyla miting yapıldı. Neden bu yapıldı? Çünkü oradaki Doğu'da yapılan on binlerce kişinin katıldığı miting Doğu Valisi organize etti. Aslında Doğu Valisi organize etmedi. Aslında Ankara organize etti onu. Yani bunu o şekil olarak görmek gerekiyor. Doğu'daki miting sıradan bir miting, KDP'nin mitingi değildi. Direkt Ankara'nın Doğu Valisi aracılığıyla organize ettiği bir mitingdi. Bunu bu şekilde görmek gerekiyor. Mesela KDP'nin, yani gerçekten KDP bu son dönemlerdeki siyasetiyle, yanlış siyasetiyle Kürdistan'ı, Güney Kürdistan'ı hegemon güçlerin, işte işgalcilerin savaş arenasına dönüştürdü. Yani bir taraftan İran, bir taraftan Türkiye, bir taraftan Irak, bir taraftan İsrail, bir taraftan Amerika, bir taraftan İşte diğer güçler. Şimdi bunlara baktığın zaman işte kendileri olamıyorlar.
hep birilerinin adına bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu gördüğümüz işte bu gelen açıklamada, Aziz Veys'in içerisinde bulunduğu açıklamada belki KDP'nin tümünü temsil etmiyor olabilir. Belki KDP'nin içerisinde gerçekten yurtsever düşüncelere sahip insanlar varsa onları da temsil etmeyebilir. Ancak o yurtsever eğilimlere sahip KDP içerisinde yurtsever eğilimlere sahip insanlar gerek peşmerge olsun gerek diğerler olsun bu Aziz Veysi ve benzerlerinin kontra güçlerinin böylesi bir savaşa işte Kürt'ü kırdırma savaşı olarak da algılamamak gerekiyor. Bunu direkt Türkiye'nin Kürtlere karşı, Türkiye'nin KDP'yi, PYK'nin üzerine sürme bir taktiği olarak, yaklaşım olarak görüp Mehmet, bir şey buna sorabilir karşı miyim? ses yükseltilmesi gerekiyor. Bu Aziz'le ilgili Buyurun. ya onun güdümünde, onun Aziz Veysi'nin emrinde olan takriben ne kadar peşmerge falan mı? O konuda herhangi bir bilgin var mı? Ya da bir şey? Ya Yani peşmerge değil. nerelere hitap ediyor? Peşmerge Bir değil. birlik midir bu? Bunlara peşmerge demeyelim. Yani peşmergelerin de bir kutsallığı var. Peşmergelerin de bir gücü Özel vardır. birlik ya Şimdi da bunlar özel aslında birlik diyelim. özel birlik bir kontra gücüdür. Kontra Yani gücü. şeyin KDP'nin kontra gücüdür. İşte biraz daha Türkiye'nin güdümünde, Türkiye'nin eğittiği, Türkiye'nin donattığı bir kontra gücü Şimdi olarak bunlar Peşmerge algılamak Bakanlığı'na gerekiyor. bağlı değil mi Mehmet? Ya şimdi şeyde Peşmerge Bakanlığı'na bağlı değil. Bunlar sadece Mesrur Barzani'ye bağlı bir güçlerdir. Resmiyeti de hiçbir resmiyeti de yoktur. Sadece işte resmiyette nedir? Resmiyette diyorlar işte O zaman Hezenzerevan. Bir de daha önce o zaman yani şu net yani olarak daha Kürt halkı özür dilerim. O zaman Kürt halkı net olarak şunu tavrını bu kontra geçmişi olan kontra olan Aziz Veysi'nin bu oluşturduğu bu çete birimleri dışarıda birileri baktığı zaman sanki peşmergeymiş gibi algı değil de aslında KDP içerisindeki çetelerin Türk devletine birlikte yaptığı işbirliği sonucu bütün Kürtleri bir ateşe götürebilecek bir durum da söz konusu. Yani bu bir ya savaş sanki ilan etmiş. bir isim daha söyleyeyim. Bir isim daha söyleyelim. O da resmiyette işte Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin Serbest mi? Serbest Lezgin miydi? Resmiyette Peşmerge Bakan Yardımcısıdır. Ancak fiiliyatta işte KDP'nin kontra gücünün KDP'nin direkt işte askeri güçlerini şeyden biridir. Bu da her ne kadar bir peşmerge olarak görülüyor, peşmerge komutanı olarak görülüyorsa aslında Türkiye tüm ilişkilerini iki kişi üzerinden götürüyor aslında. Üç kişi de diyebiliriz ama Peki aslında askeri yani olarak KDP'nin iki bunlardan kişiyle bir haberi yok mu Serbest Mehmet? Lezgin'i bir Mesela de Aziz Veysi. bu karar mesela KDP'den Ya habersiz ya da KDP buna tepki göstermeyecek mi? Ya da yani bu çünkü bir şimdi anlamda KDP şu anda kendi içerisinde kaynıyor. Yani şu anda KDP kendi içerisinde kaynıyor. Niye kaynıyor? Demin anlattım. Neçirvan Barzani kendisi İran'ın saldırısına karşı sesini etmedi. Bir tweet dahi atmadı. İran saldırısı olduğu zaman Barzani kendisi Davos'taydı. Normal koşullar yani herhangi bir ülke, herhangi bir bölgede bir saldırı olduğu zaman ne yaparlar? Başbakanlar, bakanlar tüm planlarını iptal ederler, dönerler. Mesela dönmediği gibi oradan böyle artistik görüntüler paylaşıyoruz Davos'tan. Sanki oranın başbakanı o değil gibi. Şimdi KDP aslında biraz da kendi içerisinde kaynıyor. Yani 2-3 gün önce işte Rudav'ın eski sorumlusu konuşuyordu. Ki Neşivan'ın da aynı zamanda yardımcılarından olmasa diyelim ki danışmanlarından biridir. Mesela Barzani KDP'nin bir parti olmadığını, bir aile partisi olduğunu, dolayısıyla bölünme ihtimalleri olsa bile bir partinin bölünmesi değil, bir ailenin ayrışması olarak algılıyordu. Şimdi aslında halkımız bunu görmesi lazım. Yani KDP'nin şöyle bir de özelliği de var. Yani KDP'nin tarihinden günümüze kadar dört parçada Kürtlere karşı egemenlerle birlikte işbirliği yapmış, onların kontra gücü tetikçisi olmuş bir güçtür. Yani mesela Rojlat'ta iki sefer Rojlat devrimini bastırmıştır. Ne zaman işte bir Muhammed Kürt Cumhuriyeti bugün işte şeyidir, yıl dönümüdür. Bu vesileyle Kazım Muhammed ve arkadaşlarını da anıyoruz. Mesela o ilk
Evet, 10 bin peşmerge ile gitmişti Mela Mustafa Barzani. Savaş Bakanlığı yani Genelkurmay Başkanlığı verilmişti. Nasıl İran saldırdığında Savaş Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı savunmak yerine aldı kaçtı. Peşmergelerini alıp kaçtı. Tıpkı Şengal'e kaçmaları gibi. İran İslam Cumhuriyeti devrimi gerçekleştiğinde aynı şu anda Rojava'da olduğu gibi Rojlat Kürdistan'ı da bir nevi özgürleşmişti. KDP, şimdi şu andaki Ali Avni, KDP'nin düzeylerde Ali Avni'nin de kendi görüntüleri de var. İran güçleriyle bir olup kalkıp Rojava devrimini ikinci kez baltaladılar, yıktılar. Aynı şekilde gittiler Saddam Hüseyin'le işbirliği yaptı. Saddam'ın taklarını getirip Hewler'de katliamlar gerçekleştirdiler. Geldiler Cölemerk'te yüzlerce yenekeli katlettiler. Gittiler Türklerle işbirliği yapıyorlar. İşte şu anda Geyle'ye karşı görüyoruz, öncülük yapıyorlar. Rojava'da hakeza aynı öyledir. Şimdi aslında bazen söylüyorlar, bize de soruyorlar Twitter'da, sen de görüyorsun. Diyorlar ya siz işte KDP'ye yardım istiyor. Aslında KDP'ye yardım falan istenilen yok. KDP kimse gel Türkiye karşı savaş, Türkiye karşısında dur. Kimse öyle bir şey de söylemiyor. Söylenen şudur. Ya bugün Arez Abdullah da söylemişti. Yeneken'in polis büro üyelerinden Arez Abdullah da söylemişti. Ya demişti KDP bırakmıyor halk Türk işgaline karşı tepkisini göstersin. Bırakmıyor halk İran saldırana karşı sesini yükselsin. Bak mesela ilginç bir şey. İran şeye saldırıyor, Hewler'e saldırıyor, şehitler oluyor. Halk miting yapmak istiyor. Bir konsolosun önüne gitme istiyor. KDP diyor ki yok konsolosun önünde değil gidin şeyde yapın. Birleşmiş Milletler önünde yapın. Ya saldırı gerçekleşsinler. İran'dır. Gidip İran'ın konsolosluğu önünde doğal olarak yapılacak. Buna izin vermiyor. Mesela hatırlıyorsun gelmişte Türk tankları gitmişti Ahmediye'de halk Türk tanklarının önüne geçip yer vermiyor. Yani aslında istenen şu deniyor ki ya KDP tamam gelip Türkiye'ye karşı savaşma ama geriyle Türkiye'nin yanında yer alma Türkiye'nin halkın Türkiye'ye karşı tepki göstermesinin önünde durma şeyini hatırlıyoruz Serhal'dan hatırlıyoruz. Halk nasıl tepkili? Yani gerçekten eğer KDP engellemesi olmamış olsa bırak sadece gerilayı değil, halk kendisi Güney Kürdistan'dan, Doğu'dan, Behtinan'dan, her taraftan o Türk işgalcilerine söker atar. Bu Mehmet, güç de, bir... bu inanç da var halkta. Buyurun. Peki sence bu bildiri, bu resmi olmasa da yani KDP'yi resmi olarak bağlamıyor doğru ve KDP'nin bu oruçundan haberi var, bu peşmergeye para aktarıyor, fon aktarıyorlar, bunları besliyorlar, özel birliklerdir ve Türkiye'deki hani JITEM'le eşdeğeri öğretiyor diyelim ya da kontr gerilla diyelim. Güney Kürdistan'da çünkü bir statüsü yok. Peki KDP'ye de mal olacağı için KDP buna herhangi bir karşı bir şey, bir açıklama ya da bir şey yapar mı sence? Ya da Sayın Mesut Barzani başta olmak üzere hükümet bu konuda herhangi bir... Çünkü bu bir aynı zamanda provokatif açıklamadır, öyle değil mi? Yani şimdi yarın orada örneğin bu gruplardan 3-5'i gerilla tarafından öldürüldüğü zaman kıyamet koparacaklar. Gerilla peşmerge öldürdü diye. Yani biraz da o durum da var. Bunu nasıl Ya yorumluyorsun? aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Adam ya aslında bunlar pratikte bunu yapıyorlar. Yani pratikte gerillaya karşı, pratikte gerilla güçlerine karşı zaten bunlar aktif saldırı içindeler. Ama bu nedir? Bazen işte Türk askeri adıyla yapıyorlar. Bazen diyelim daha farklı güçler adıyla yapıyorlar. Mesela hatırlıyoruz yani mesela daha birkaç gün önce veya daha bu son dönemlerde bir sürü yerde böyle araçlara yönelik saldırılar oldu. Araçlar Ama saldırılar bombalandı. olduğu Şimdi zaman da buna Mehmet, özür diliyorum lafını kestim tamamlamam için. Saldırılar olduğu zaman bir dakika sonra hemen ya KDP ben medyası oraya manşet geliyorum. atıyordu. İçinde bu Oraya kadar PKK'lı KDP öldürdü. Nereden biliyorlar yani? ben şimdi oraya geliyorum zaten. Şimdi şeyde mesela bazı yerler var ki mesela diyelim ki hiç yerleşim yeri değil. Yani yerleşim yeri değil. İnsanların olmadığı yerlere bir saldırı oluyor. Ya saldırı olur olmaz işte KDP'ye bağlı antiterör denilen güç bir de açıklama yapıyor. Ya üzerinden daha bir dakika geçti. Oradakiler daha anlamamış ne olduğunu. Açıklama yapıyor diyor filan 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 işte Türkiye saldırdı, PYK saldırdı filan filan insanlar yaşamını yitirdi. Marmara saldırı oluyor. Daha Marmara'daki yani saldırının olmuş olduğu evdeki insan ne olduğunu daha bilmiyor. Alıp isim veriyorlar.
Şimdi buradan ne anlıyoruz? Buradan işte bu Aziz Veysilerin, işte burada o serbest lezginlerin aslında Kürt görünümlü Türk kontrol gücüdürler. Yani belki üzerinde peşmerge elbisesi vardır, belki bir Kürt anadan babadan doğmuşlardır, belki Güney Kürdistan'ın vatandaşlardırlar ama pratik olarak, zihniyet Evet. olarak aslında Türkiye'deki şeylerden bir farkları yok. Yani Ağar'dan farkları yoktur. Aynı, sadece tek farkları nedir? Farkları Kürtçe konuşuyorlar. Farkları Güney Kürdistan vatandaşlardırlar. Kürt ana ve babadan doğmuşlardır. Yani bu şekilde bakmak gerekiyor. Tabii ki yani bunu durduracak olan, bunun önüne geçecek olan Kürt halkının ulusal refleksleridir. Kürt halkının buna karşı göstereceği tepkilerdir. Eğer Kürt halkı buna tepkiler göstermezse daha kötü şeyler olabilir. Aslında belki de şu da olabilir ha. Yani bunu belki de biraz daha böyle nabız yoklamaya, işte altyapısını hazırlamaya yönelik de o olabilir. O nedenle halkımız buna karşı tepkisini en üst düzeyde dile getirmelidir. Çıkacak bir savaş Çatışma, evet. kesinlikle ve kesinlikle bir şey olarak görülmemeli. Yani Kürt KADEP ve PYK çatışması olarak da değil veya Kürt-Kürt çatışması da değil, kardeş savaşta değil, direkt Türk şu andaki işte Türkiye ile Türk kontrol güçleriyle Türk devletine, işgalci Türk devletine olan savaşın bir parçası olarak görmek gerekiyor. Şimdi peki buna karşı şu ana kadar PKK'dan bir şey falan gelmedi değil mi? Daha bir açıklama da yok ya da bir öyle bir şey de yok. Yani buna henüz de PYK ne desin? Yani bunu söylemesi gereken halktır. Bizleriz, Hı. toplumdur, aydınlardır, gazetecilerdir, yazarlardır, sanatçılardır. Bunu söyleyecek olan Şimdi bizleriz, sen demin güzel toplumdur. bir Yani noktaya değindin. Son değindin nokta aslında onu biraz bence öne çıkarmak gerekiyor. Şöyle yani Kürt kamuoyu bilmesi açısından söylüyorum. Bizi izleyen şu anda binlerce insan var. O insanlar da anlasınlar diye söylüyorum. Yani yarın orada bir çatışma çıksa işte o çatışmayı götürüp bu kontra götürüp işte Kürtler arasındaki bir çatışmaymış gibi ya da KDP ile PKK çalışıyormuş gibi gösterecekler dedin. Bir de bu hakikaten de bu kontralar yani yapmak istedikleri artık resmen Kürtleri birbirine düşürmek ve bunun Türk devletiyle bağlantılı olduğunu sen ısrarla söylüyorsun. Bunu biraz açabilir misin? Yani Türk devletinin burada ne çıkarı olabilir? Beni duydun mu Mehmet? Sanırsam telefon geldi diye. Bir çık tekrar istersen bir çık tekrar gel. Mehmet tekrar bağlansın. Yani aslında ilginç şeyler var, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Artık yani Türkiye herhalde zaptaki durumu örtbas etmek için Kürtleri kendi arasında böyle çetevari gruplarla tekrar söyleyeyim bu kararın peşmerge ile bir alakası yok. Bunlar gayri resmi bir oluşumdur. Hani Türkiye'de çeteler vardı biliyorsun. Bunlar da o çetelere benzer çete gruplardır. Mehmet şeyi sana sormuştum. En son hani yani bunlar yarın öbür gün bir çatışma çıktığı zaman bunlar yine kıyamet koparıp efendim işte gerilla peşmerge çatıştı, Kürtler işte kavga falan değil. Bu bir çete gruplaması ve Türk devletinin eliyle bu çete Kürtler arasını bozup Kürtleri birbirine düşürmek istiyor diyebilir miyiz? Ya da bunun asıl amacı Ya nedir? Kürtlerin faydası ne burada yani? şimdi eğer böyle bir savaş çıkmamışsa, eğer bir çatışma çıkmıyorsa PYK ile KADEP arasında, bunun nedeni PYK'nin fedakarlığıdır, PYK'nin tedbirli davranmasıdır. Yani nereden bunu biliyoruz? Mesela bak işte devrimci operasyon oldu, Türk askeri öldürüldü, Türk askerini gidip kim aldı? KADEP'e gidip aldı. Yani şey, oraya helikopter inemedi, Türkler oraya gidemediler. Bak Türk devleti KADEP'i oraya gönderdi. Sırf kendisi gitmedi. İşte KADEP güçleri gönderdi. İşte orada gerillalar bunlara karşı da saldırdı. Dolayısıyla KADEP PYK çatışmasına neden olsun. Gidip askeri üsler yapıyorlar. Askeri üsler yollarını KADEP'e yapıyor. Etrafını KADEP güçleri koruyor.
Oraya işte Güney Kürdistan bayrağını koyuyorlar. Yani bu tüm aslında bir PYK'yı çatışma içerisine çekmek için HDP tüm gücünü kullanıyor, tüm her şeyi yapıyor. Ancak eğer bir HDP savaşı şimdiye kadar çıkmamışsa, çatışma çıkmamışsa, bunun tek bir nedeni vardı. Bu da PYK'nin sağduyulu davranması, PYK'nin tedbirli davranması, PYK'nin buna karşı şeydi. Ama eğer öyle bir duruma gelirse artık ne yaparız? Zaten PYK yetkililer kendileri de söylüyor. Diyor ki HDP gerçekten çok zorluyor bizi. Yani ya şu anda işte görüyor işte. Bu eğer yok öyle bir şey değilse de kalsın o açıklama yapıyorsun. Hayır böyle bir şey değil. Bir de HDP'nin içerisinde varsa, HDP'nin içerisinde varsa görürsün, eğilimlere sahip insanlar, işte, serbest dizginleri, işte Mesrur Barzani'leri, bu Aziz Veşleri durdurmaları lazım. Yani kimse onlara demiyor, kalkın, demin söyledim, kalkın Türk Devleti'ne karşı kaba delege yaptı, Türk Devleti'ne karşı gelin PYK'nin yanında alın. Ya diyor, şey kalın, bağımsız kalın ya, parasız kalın. Tam şey etmiyorsunuz, Kürtsünüz, Kürtlerin yanında yer almıyor. Bari onlara onların imdadına koşmayın. Onlara yol açmayın. Onlara Bu öncülük yapmayın. şeyde bilgin var mı? Bunlar daha çok hangi bölgelere yakın? Ya da seyir Ya mi? bunlar Nasıl bu? kontracıdır. Genel kontracıdır. KDP nerede var? KDP Behtinan'da vardır. Dolayısıyla Behtinan taraflarındadırlar. Yani bunların olduğu yer işte Türk Devleti'nin askeri üslerinin, işgal üslerinin olduğu yerlerdir. Yani bunlar iç içedirler. Bunlar birbirine ayrı değiller yani. Aziz Veysi'yle diyelim Aziz Veysi'nin diye bağlı olan güçlerle Türk Devleti'ne bağlı güçler iç içedirler yani. Aynı askeri üslerde kalıyor. Aynı karargahlar, aynı şeylerle aslında yani yerel istihbaratı, kara istihbaratını da veren de yine bunlara bağlı olan güçlerdir. Mesela sana bir örnek daha vereyim. Mesela herhangi bir HDP'nin kendi televizyonları mesela Rudav olsun 24 Meşruban Barzani'yle Kürdistan. Mesrur Barzani'ye bağlı olan televizyonlar o televizyonlar kendilerinin gidemedikleri Doğuk'taki, Behtinan'daki köylere Anadolu Ajansı gidiyor. TRT gidiyor oraya. Yani bunun bir açıklaması var mıdır? Yani demek ki orada şu diyor, bu kontra güçler onları götürüyorlar. Bir iç içe birlikte çalışıyorlar. Nasıl işte 90'lı yıllarda Anadolu'dan görünüm şeylerle beraber, askerlerle beraber, işte kontralarla beraber hareket ediyor. Şu anda da aynı şeydir. Yani eğer buna inan, eğer bunlar Türk Devleti'nin Türk askerine yardım etmeseler, Türk askerinin öncülük yapmasalar, yol göstermeseler, işte o karargahları, şeyleri korumak, işte kalkmasalar, yani görüyorsun da işte geyle hangi şartlarda neler yapıyor. İnan 24 saatte orada söker atarlar. Bırak geldi halk halkımız kendisi öyle yapar. Şeyde gördük, Şeyler Dizi'de gördük. Şeyler Evet. Dizi halkı ne yaptı? Kalktı gitti, askeri üssü bastı. Kalktı orada Türklerin tanklarına ateşe verdi. Yani aslında halkımız orada tepkilidir, öfkelidir. Ancak bu öfkeyi bastıran, frenleyen HDP yaklaşımdır. Halkımız da tüm şeyler de bunu görsün. Eğer HDP'nin gücü varsa bak dün akşam Kerkük'te iki Kürt mağazası yakıldı. Ve bu yakanlar da bilmem işte Türk ahtı bilmem ne diye bir açıklama da yaptılar. Kerkük'te insanlara baskı yapıyorlar. Daha işte şeyde Zelazaros arkadaş Kerkük'te şey dedi. Yani eğer HDP'nin gücü varsa gitsin şeyde Kerkük'te Kürdistan düşmanlarına, Kürt düşmanlarına karşı kullansın. İşte, Hewlêr'e saldırıp bebekleri şehit eden İran'a karşı şeyini göstersin. İşte, Kürdistan'ın dünyanın her tarafındaki Kürtlere karşı olan Türk devletine karşı göstersin şeyini. Kalkıp onlara hem güneyde meşhur Türk işgalini meşrulaştırıyor, hem Rojava'da meşrulaştırıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin işgalini, Türk Cumhuriyeti'ni meşrulaştırıyorlar. Yani mesele budur. Yani mesele KDP'yi bu söylediğiniz zaman ya diyorlar hiç mi KDP'yi sen sürekli KDP'yi eleştiriyorsun. Nedir? İyi yerini söyleyin övelim. Deyin ki ha KDP Doğuk'ta Türk işgalcisine yardım etmiyor. Türkler KDP'ye destek almadan o dağlarda barınabilir mi? Yani sadece hava saldırılarıyla eğer çözüm olmuş olsaydı Afganistan dünyanın şey bahçesi olurdu. Barış Aynen, aynen. bahçede en güvenlik bir şey olur. Amerika NATO tüm gücüyle orada hava gücüne sahipti. Ama
hiçbir hava gücü, hiçbir ordu kara gücü, istihbaratı almadan, yani yerlerden istihbarat almadan başarıya ulaşamaz. Bu nedenle yani bunu sağlayan da KDP'dir. Hatta Yeneke'yi bile bunun içine çekmeye çalışıyorlar. Yani işte birkaç gün önce Yeneke içerisinde bir operasyon yapıldı. Bu parasıyla bağlantılı olan, parasıyla birlikte çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. Yönetici düzeyinde olan insanlar gözaltına alındı. Bazıları Hewlett'e kaçtı. Yani bunlar tesadüf müdür? Bunlar tesadüf değildir. Yani bunlar tamamen KDP'nin bilinçli tercihi, Türk devletiyle birlikte geliştirdiği ittifaklardır. Onlar sonucu bunlar gerçekleşir. O nedenle yani halkımız gerçekten KDP'ye karşı, KDP'nin bu tutumunu, Türk devletini, Türk askerini gerilerin elinden kurtarma pozisyonu görüp ona göre bir pozisyon almalı. Peki. Çok teşekkür ederim Mehmet. Böyle son dakika Ben teşekkür seni ediyorum. aldım. Kusura bakma. Kendine iyi Özür bak. Saygılar sunuyorum. Bir dahaki yayında görüşmek dilerim. üzere. Sağ olasın. Sağ Görüşürüz. olasın. Mehmet Dereş yorumladı. Değerli izleyenler, yeni gelenler için tekrarlamak gerekiyorsa bir bildiri yayınlandı. KDP Aziz Veysi imzasıyla Zerevani Komando Güçleri Genel Komutanı Aziz Veysi imzasıyla ve bu bir talimat yayınlandı. Onun komutasındaki aslında onlara peşmerge demiyoruz tabii ki. Hakikaten de kontr gerilla, yani peşmerge bakanlığa falan da bağlı değiller. Direkt Mesrur Barzani'ye bağlılar. Bunlar talimatında şu cümleler yer alıyor. Diyor ki nerede bir PKK gerillası görürseniz tereddüt etmeden ateş edin. PKK'lı birilerini görürseniz teslim olmasını isteyin. Eğer teslim olmazlarsa onları ve araçlarını yakın ve ateş edin diye. Yani bu korkunç bir fesatlık dediğimiz Kürtler arasında ya da KDP ile PKK'yı karşı karşıya getirip bir savaş çıkarmak için yapılan, açıklanan bir talimattır. Umarız ki buna karşı yetkililer, Güney Kürdistan hükümet yetkilileri, KDP yetkilileri mutlaka bu kontrgerillayı durdurur. Yani bu çok tehlikeli bir hareket. Bu Kürtlerin aralarının bozulması, Kürt birliğini boş verelim. Kürtler arasında çok farklı noktalara gidebilecek bir kanın dökülmesine sebep olabilecek çok talihsiz ve çok ilginç bir açıklama. Yani dediğim gibi 40 yıldır Türk Devleti PKK ile savaşıyor. Ben bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu'nda dahi böyle bir açıklamanın, böyle bir talimatın açıklandığını ben duymadım, görmedim. O derece düşmanca yapılan bir açıklama. Evet arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar, bitirelim. Yarın akşam yeni gelişmelerle umarız ki bugünden sonra yani bu saatlerden sonra daha farklı gelişmeler yaşanmaz. Çünkü bu açıklama bölgede her an farklı çatışmaların çıkabileceğini de haber veriyor. Kendinize iyi bakın. Hepinize saygılar sunuyorum. Şevval Şevval'ın. Baş bilirim. Den baş.